Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 7 Aralık 2023 akşam itibariyle piyasa kapanışını değerlendireceğiz borsa üzerinde. 7.978 puan seviyesinde günlük kapanışımız geldi. Dolar bazında da baktığımızda 273 dolar seviyesindeyiz. Ufak bir miktar daha aşağı geri çekilebiliriz dedik. 265 dolara doğru. Öyle de oldu ve dönüşünü aldı. Şimdi şöyle yakınlaştığımızda zaten göreceksiniz. Bölgenin altı teorik olarak zaten çalışmayacak. Ufak bir silkelem hareketi olabilir mi dedik. Şüpheli. Çok da fazla riske atmaya gerek yok dedik. Ve elimizdeki kağıtlara seçimleri düzgün yaptığımız sürece sahip çıkacağımızı söylemiştik. Tabii bunları değerlendirirken tamamının eğitim amaçlı olduğunu unutmayalım. Yani biz bu şekilde analiz yapıyoruz diye siz bu şekilde işlem açıp kapatmayacaksınız ya da yatırımlarınıza yön vermeyeceksiniz. Yanlış anlaşılmasın. Burada bizim Türk halkı olarak, Türk yatırımcısı olarak, yani küçük yatırımcı olarak yeni bir yanlış algıya daha doğru gittiğimizi ben çok net bir şekilde görebiliyorum. Algı şu: seçim zamanı gelir, ben de ucuzdan Borsa İstanbul'daki kağıtları toplarım mantığı. Geçtiğimiz seçime bakıldığında, yani geçtiğimiz bu düzeltme hareketine bakıldığında bunun aynısının olacağını düşünenler var. Arkadaşlar, mevcut durumda önümüzde artık bu seçimden sonra 2028'e kadar bir seçim olmayacak. Bir kere bunun bir rahatlığı var piyasada. Artı bu bir genel seçim değil, yerel seçim, yani belediye seçimi. Bütün bunları dikkate alın ve bu beklenti yanlış bir beklenti. Hatta seçim vakti geldiğinde, yani Mart ayı geldiğinde ya da Nisan başı geldiğinde büyük bir kar realizesi teorik olarak zaten olmak zorunda. Şu anda piyasa önünde 5 yıl seçim olmayacağını artık bugünlerden itibaren satın almaya başlayacaktır. Şu anda bir yıl sonu rallisi bekleniyor. Evet, çok abartılacak bir ralli mi? En babası %20 endekse bakıldığında, yani fiyatlama adına. Hisse özelinde tabii bu daha farklı gösterir. %200 olur, %300 olur. Hisse özelinde bunlar değişiyor. Çünkü geçirmiş olduğu hissenin operasyonlar, ucuzluğu, dolar bazında görüntüsü, bunların hepsi endeksle aynı hareket etmiyor. Bunlara zaten şahitlik de ediyoruz bu dönemde. Bunun da böyle olacağını ta en başından söylemiştik. Yani şu an yapılan ve yürütülen algıya kapılmayın. Benim görüşümü soruyor iseniz bu. Yani ben seçim gelir, seçim zamanı gelir. Şu an borsadan kaçayım, faize gideyim. Seçim zamanı geldiğinde bedava kağıt toplayayım. Mantık yanlış. Mantık, seçim zamanı geldiğinizde kısa vadeli zirveden malı kucağınıza verecekler. Bunu bugünden 7 Aralık 2023 itibariyle söyleyeyim. Bu tamamen benim fikrim. Yani gördüğüm kadarıyla, ki ben piyasada çok büyük bir oyuncu ya da bir grubun yöneticisi olsam, bir para grubunun, algıyı ben bu şekilde zaten yürütürüm mantık olarak, teori olarak baktığında. Ki temel anlamda da şu anda özellikle buradaki süreç çok farklıydı. Bakın, buradaki süreç ve mevcut durumdaki süreç daha farklı. Yani hikayeler farklı ve günün şartları farklı, günün politika faizleri farklı, günün işte Merkez Bankası rezervleri farklı. Farklı da farklı. O yüzden yanlış yapılıyor bence ve buna da dikkat edilirse iyi olur. Ki bugünün yine özelinde neden böyle bir hareket, böyle bir toparlanma oldu? Bu ne anlama geliyor? Zaten dün de söyledik. Önümüzdeki hafta itibariyle ben ne yaptım diyenlerle buralar dolup taşacak. Forum siteleri dolup taşacak. YouTube'daki videoların altı yorumlarda dolup taşacak. Bu iş böyle arkadaşlar. Yani sizin küçük yatırımcı olarak olabildiğiniz kadar sabırlı, olabildiğiniz kadar ihtiyacınız olmayan parayla Borsa İstanbul'da yatırımcı olacaksınız. Ben bakıyorum, adam işte bugün 65 bin lira zararla sattım, kalanlara bol şanslar diliyorum diye yorumlar yazıyor mesela forum sitesinde. Belli ki acil bir durumda ihtiyaç olan parayla, ya da kredi çekmiş ya da artık ödemesi gelen bir parayla kısa vadede bir fantazi aramış. İşte bunu yapmamak gerekiyor arkadaşlar. Yani işte eşimizden, dostumuzdan döviz, altın alalım, onu TL'ye çevirip borsaya girelim. Bu mantıklarla da ilerlemek gerekiyor. Yani ilerlemeyin bu şekilde. Riske atacağınız paranız varsa, borsa şu anda ucuz mu? Gerçekten ucuz. Yani dolar bazında zaten baktığımızda burası yani 500 dolara doğru açılacak. Yani bunun kaçarı yok. Ama sabır, bunu hep söylüyoruz.
ve değerlendiriyoruz. Hisselerde bir günlük, iki günlük, üç günlük operasyonlar yürütülüyor. Ama bakıyorum abi, küçük yatırımcı deliriyor, kendinden geçiyor. Ya buralarda bunu biz bekletemeyiz yani, mantık olarak baktığımızda bu. Ama işte gel gör ki bunu herkese anlat, herkesin anlayabileceği şekilde izah et. Bu çok zor, bunun farkındayım. Ama kimseye de yaramamayız. Bu da bir gerçek. Doğru söyleyeni de dokuz köyden kovarlar. Ben bu dördüncü dalganın artık tamamlandığını düşünen taraftayım. Ve sürecin seçime kadar iyi bir şekilde en azından 315 dolar seviyelerini rahat bir şekilde aşmasını bekliyorum dolar bazında. Ki yeni yıla kadar da bu seviye arkadaşlar gelebilir. Hatta aşılabilir. Bunu da söyleyeyim. Yılın Aralık ayındayız. Bildiğiniz gibi ilk haftasını geride bıraktık. 3 haftalık bir sürecimiz var. İşler iyiye doğru gidecek diye düşünüyorum. O yüzden hisselerimize, malımıza bence sahip çıkalım. Şu anda öldük bittik denecek bir durumda değiliz. Ki yardımcı araçlarımıza da baktığımızda evet, burada bir sancılı süreç gördük şu şekilde ve tekrardan toparlıyoruz. Yani bütün olay, mevzu, özet bu. Yani bu süreçleri iyi okuyacağız. Baskıyı derinleştiriyorlar. Bunun farkındayım. Bunlar olacak arkadaşlar. Yani piyasanın cilvesi bu. Ve birkaç tane yabancı aracı kurumun elinde şu anda piyasa. Bu isimleri de vermek istemiyorum. Zaten birçoğunuzu biliyorsunuz. Ama mecburi olarak bu yön yukarı. Benim gördüğüm ya da benden duymak istediğiniz buysa evet, ben fikrimi söylüyorum. Katılırsınız, katılmazsınız ayrı mesele. Ama ben burada beklemeye devam edeceğim. Tek bir lotu da 500 dolardan aşağı vermem. Benim malım kıymetli. Benim malım şu anda ucuz. Benim nazarımda, benim gözümde. O yüzden yani şunu söylüyorum. Benim canım alırsınız. Şu anda tek bir lotumu alamazsınız. Ve her fırsatta da beğendiğim, hoşuma giden, hikayesi güzel olabilecek, ucuz kalmış ve önünde çok fazla riskler barındırmayan ve en önemlisi katlayarak gidebilecek olan kağıtları almaya da devam edeceğim. Fırsat buldukça bunu söylüyorum. Yani bu benim taktiğim, benim yürütmüş olduğum plan dahilinde bu şekilde işleyecek. Ne dolara, ne altına, ne faize halen bulaşmayacağım. Bugün baktığınızda mevduat faizleri %49 seviyesine, %50'ye dayandı. Söyledik, %55 seviyesine gelir. 2-3 ay vadede bize burada bir %55'lik şans tanırlar dedik. Bu zirve seviyesidir. Şimdi bakın, taşlar yerine oturuyor. Merkez Bankası faizli son noktaya bir geldi mi? Geldi. Tabii Aralık ayı da önemli ama ufak bir şey daha yapar mı yapmaz mı? Yani bir tahminde bulunmak istemiyorum. Bana göre %40 yeterli. Ve 1 Ocak, 31 Mart yani 3 aylık süreçte o beklediğimiz 2-3 ay dediğimiz nokta tam da buraya işaret etti. Yani seçim sonrası size 1 Nisan itibariyle %55'in üzerinde faiz yok kardeşim. Bunu buraya, bunu da yazın. Bakın, analiz nasıl yerine oturtulur, nasıl tarih verilir? Bunları da takip edin, görün. Ve bakıldığında negatif getiri devam ettiği sürece ve bir yerel seçim belirsizliği de kar realizesinden sonra son bulacağı için inanılmaz ralli, altın vuruş yukarı yönlü o zaman gerçekleşecek zaten. Ve 20 bin lira doğru yolculuğumuz daha da şevkle ilerleyecek diye düşünüyorum. Tabii bu işler sabır işi ama şu anda bizi bekleyen yol haritası bu. Yani bunu takip edeceğiz. Bakın bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretini takip ettik. Daha 2 gün önce bir gece ansızın gelebiliriz diyorduk. Bugün eller sıkıldı. Ticari anlaşmalar ve görüşmeler yapıldı. Zaten bu planlı bir şekilde her yıl yapılması gerekiyor. Yani iki ülke arasındaki anlaşma bu şekilde ama işte siyaset bu arkadaşlar. Ve piyasada gıdasını siyasetten alır diye hep söylüyoruz. Bugün de bu böyle oldu. Yarın itibariyle yine saat 15 itibariyle verileri takip edeceğiz. Söyledik zaten Cuma itibariyle, Perşembe Cuma itibariyle hareket başlar dedik. Öyle de olacak. Bunu hafta sonundan dile getirmiştik. Ama İşte dayanamayanlar var ve durumu yanlış algılayanlar var ve tabii gençlerimize burada yazık oluyor ama aklı başında bir gençlerimiz de umarım doğru seçimi yapacaklardır büyükleri gibi. Şu anda %49 faiz kiminize göre cazip gelebilir, risksiz gelebilir. Eyvallah, saygı duyuyorum ama söylediğim gibi bu 2-3 aylık süreç bizim için 1 Ocak itibariyle başladı. Hatta bana %50 tamamım, ben bana bu zaman da
bir ay daha eklesin diyenler varsa alın size 4 ay toplamda. Ama biz %55 dedik. 2-3 ay vadede en fazla verilir dedik. Ve buna doğru burası da netleşmiş oldu arkadaşlar. Seçim sonrası inanılmaz bir piyasa bizi bekleyecek. Çok sıkışık bir piyasa olacak aslında bu. Çünkü enflasyonda zirve rakamlarını gördükçe mevduat tarafı da zayıf kalacak. Yani getiri de burada zayıflayacak. Kur da şu anda 29'a takıldı. Burada bir sabit hareket görüyoruz. Açılır ama tatmin etmez. Altında zaten kâr realizelerinin sert olduğunu görüyoruz. Ons tarafının durumu belli. Orada da tüm detaylara değindik. Yani eğer altın tarafında, şunu da ben belirteyim yine bir kez daha, ve kripto tarafında özellikle, hatta bu arada kriptoya dikkat edin kısa vadede, gaza gelmeyin. 2024'ü ikiye bölün. Yani Haziran öncesi ve sonrası. Altın ve kriptoları o tarihten sonra bence bir gündemde tutmaya başlayın. Şu anda dövize zaten bulaşılmaz. Mevduat tarafı ben riski alamam diyenler için evet iyi olabilir. Burası tartışılır. KKM tarafı zaten artık belli ve %55 seviyesinde daha sert hareketler göreceğiz diye düşünüyorum faiz tarafında. Ama borsada işte operasyonlar oluyor. Olacak. Burası böyle. Yani bunu kabul ettik, biliyoruz ve korkan, kendini riske atamayan, parasını riske atamayan varsa da hiç bulaşmayacak. Burası böyle biraz aşırı stresli ve biraz da profesyonellik gerektiren bir platform burası. Haber akışları, işte kap haberleri, gelen açıklamalar, bunlar nasıl takip edilir ya da grafikler burada nasıl okunabilir? Hem dolar bazında hem TL bazında bunlara hakimiyet gerektiren bir platform burası. O yüzden bizlerle olan birlikteliğinizi iyi bir şekilde koruyabilirseniz ben yara almadan bu süreci tamamlayacağınızı düşünüyorum. Eğitim amaçlı yalnız. Bunu da unutmayalım. Ve bu ara destekler azalmış. Böyle olmaz arkadaşlar. Biz nasıl her gün emek verip sizlerle birlikte buradaki mücadeleye bu destek veriyorsak siz de vereceksiniz izliyorsanız. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin. Hepinizi çok sevdiğimi unutmayın. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.